Bize g fonksiyonu ve g'nin türevinin x eşittir 2'de aldığı değer ile ilgili bu bilgileri verdiklerini varsayıyoruz. Verdikleri bilgiler arasında e, g 2'nin 3'e, g üssü 2'nin 1'e, g'nin ikinci türevinin x eşittir 2'de aldığı değerin eksi 1'e ve g'nin üçüncü türevinin de yine x eşittir 2'de aldığı değerin 2'ye eşit olduğu yer alıyor. Bunlara dayanarak bizden merkezi x eşittir 2'de bulunan ikinci dereceden Taylor polinomunu kullanarak g üssü 1'in alacağı değeri tahmin etmemizi istiyorlar. Bunun g1 değil g üssü 1 olduğuna da ayrıca dikkatinizi çekmek istiyorum. Hadi bakalım her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeyi deneyin. Hadi soruyu bir kere de birlikte çözelim. İsterseniz genel bir fx fonksiyonu için merkezi x eşittir 2'de bulunan ikinci dereceden Taylor polinomunun nasıl görüneceği ile işe başlayalım. Evet fx yaklaşık olarak f2 artı f üssü 2 çarpı x eksi 2 artı F'in ikinci türevinde 2 çarpı x eksi 2'nin karesi bölü 2 faktör yele eşittir. Bunun karesi alındığı için ikinci dereceden bir polinom elde ediyoruz. Evet, genel bir durumda bunu elde ederiz. Eğer merkezi 2'de bulunan f fonksiyonu söz konusu olsaydı bunu yapacaktık ama bizden g üssü ile çalışmamızı istiyorlar. Hemen yazıyorum. Bu sefer maviyi kullanayım. G üssü x için bir tahminde bulunup x eşittir 1 de değerlendireceğiz. G üssü x yaklaşık olarak buradakiyle aynı olacak. Yani hakkında tahminde bulunmaya çalıştığımız fonksiyonun x eşittir 2 değerlendirilmesi. G üssü 2. Burada da fx için bir tahminde bulunmak istediğimizden öncelikle f2'yi not etmiştik öyle değil. Değil mi? Devam ediyorum. Buna tahmin etmek istediğimiz fonksiyonun birinci türevini, yani g'nin ikinci türevinin 2'de değerlendirilmiş halini. g üssünün üssü, diyelim buna 2 çarpı x eksi 2 ve Sonra da tahminde bulunacağımız fonksiyonun ikinci türevi bu g için üçüncü türev olacak. Yani g üssü 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 2 çarpı x eksi 2'nin karesi bölü 2 faktöriyel. Bunların neye eşit olduklarını biliyoruz öyle değil mi? Farklı renkler kullanayım. Örneğin g 2'nin 3'e eşit olduğunu biliyoruz işte burada ama bir saniye doğru olmadı. Çünkü bunu kullanmayacağız. Evet g2 değil g üssü 2 yani 1'i kullanacağız öyle değil mi? Peki g'nin ikinci türevi 2'de eksi 1'miş. Güzel ve g'nin üçüncü türevinin 2'de de 2 olduğunu biliyoruz. Buraya da 2 yazıyorum. 2 bölü 2 faktör 2 faktör 2 çarpı 1 yani 2'dir. 2 bölü 2 birbirini götürür. Peki bu durumda g üssü için yapacağımız merkezi x eşittir 2'de bulunan ikinci dereceden tahmin ne oluyor? Hemen hesaplayalım. g üssü x yaklaşık olarak 1 eksi x eksi 2. Bu parantezi açtığımda bakalım 2 eksi x elde ederim öyle değil mi? Evet artı 2 eksi x artı x eksi 2'nin karesi. Daha fazla sadeleştirme yapabileceğimi düşünüyorum açıkçası. 3 eksi x artı x eksi 2'nin karesi. Ve artık x yerine 1 koyabiliriz. Evet, eğer g üssü 1 için bir tahminde bulunmak istiyorsak x yerine 1 koyup 3 eksi 1 artı 1 eksi 2'nin karesi. Buradan 2 elde ederiz. 1 eksi 2 eksi 1 eder karesi ise 1. Sonuç olarak 2 artı 1 de 3 olur. Bunun g üssü 1 için bir tahmin olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Neler yaptığımızı da tekrar edelim. Öncelikle Taylor serisini bulduk. G üssü için merkezi 2'de bulunan ikinci dereceden Taylor serisini yazdık ve bu tahmini x eşittir 1 de değerlendirerek G üssü 1 için bir tahmin elde ettik. Umarım sizin için faydalı olmuştur.